Geçen hafta Batman'da Hüdapar'ın yapmış olduğu bir miting vardı. O mitingdeki kullanılan objelerle alakalı birileri ayağa kalktı. Mesela bak burası Batman. Hepsinden Allah gani gani razı olsun. Özellikle son dönemde Kürtleri farklı bir noktaya çekmeye çalışan, Kürt kimliğine farklı bir üst kimlik giydirmeye çalışan tiplere inat Selahattin Eyyubi'nin torunları Batman sokaklarını doldurdular. Ve Gazze'nin yanında olduklarını, mazlumun yanında olduklarını, zalimin tam karşısında olduğunu ve Gazze'de verilen bu özgürlük mücadelesine nefes oldular. Hepsini tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun Batman'da. Ama bu görselden sonra böyle değişik bir gündem oldu. O da Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Bey'in sahneye çıktığı zaman son günlerde dünyanın her tarafında insanların fotoğraflarını, objelerini kullandığı Kassam Tugaylarının asker kıyafetiyle sahnede canlandırma yapıldı. Özellikle de Ebu Bey de böyle temsili olarak sahneye çıkarıldı. Şimdi ne var bunda bilmiyorum. Yani sen bir Müslümansın, sen Anadolu'nun evladısın ve senin belki de en son rahatsız olacağın fotoğraf bu fotoğraf. Ebu Ubeyde şu anda dünyada belki de en çok takip edilen, ismi en çok aratılan, sözleri direkt insanların kalbine saplanan bir kişi. Bir gerçek karakter. Gazze'li bir yetim. Aynı zamanda bir hafız. Aynı zamanda oradaki mücahitlerin komutanı. Bu fotoğraftan bir Müslümanın, bir Anadolu evladının rahatsız olması belki de insanın aklına en son gelecek olan şeydir. Ama Zekeriya Bey'in bu fotoğraf görselinden sonra bizim ülkemizde birileri rahatsız oldu. Ve anında da rahatsızlıklarını dile getirdiler. Ümit Özdağ kalktı ve Hüdapar mitinginde yapılan suçtur. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Ne yapmış Hüdaparlılar? Bu ülkede insanlar Müslüman bir kahramanı, Müslüman bir karakteri sevemezler mi? O sevdikleri insanın fotoğrafını, posterini evine, arabasına, sokağına asamaz mı? Ne yaptı mesela? Kassam senin birliğine, beraberliğine mi kastetti? Ebu Ubeyde senin ülkeni bölmek için mi uğraştı? Kassam Tugayları senin askerlerini, senin öğretmenlerini, senin köy koruyucularını, senin doktorlarını mı katletti? Kassam Tugayları senin köylerine gece pusu kurup oradaki insanları mı katletti, öldürdü? Askerlerine mi pusu kurdu? Yollara mayın mı döşedi? Ne yaptı Kassam Tugayları? Mesela bu ülkede bir cumhuriyet savcısının hareket edip bu konuda suç duyurusunda bulunabilmesi için veyahut da bu bir suçtur ve ben de bununla alakalı aksiyon almam lazım diyebilmesi için önüne ne gibi bir evrak alması lazım? Ümit Özdağ'a hakikaten ciddi ciddi soruyorum. Ebu Ubeyde'nin veyahut da Kassam Tugaylarının fotoğrafını asmak, onun kıyafetlerini giymek ne gibi suç teşkil ediyor bu coğrafyada? Ne yaptı? Çocukları mı katletti? He? Ülkeni mi bölmeye çalıştı? Ne yaptı? Amerika'yla mı işbirliği yaptı? İngilizlerle mi beraber çalıştı? Ne yaptı Kassam Tugayları? Senin Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın yaptığının bugün aynısını Ebu Ubeyde Gazze'de yapıyor. Aralarındaki fark nedir Ümit Özdağ? Bir anlatsana bize. Anlat bize, biz de anlayalım, dinleyelim. Nasıl bir nefret var içinizde? Nasıl bir kin var içinizde? Nasıl bir ihanet var içinizde? Neyin peşindesiniz? Kimin memleketinde, kimin topraklarında kime caka satıyorsunuz? Kime akıl veriyorsunuz? Kime talimat veriyorsunuz? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Ölmeyecek misiniz? Hesap vermeyecek misiniz? Siyasetin olabilir, partin olabilir, ayrı bir düşüncen olabilir. İnsanlığınız yok mu? Adamlığınız yok mu? Delikanlılığınız yok mu? Yiğitliğiniz yok mu? Kulluğunuz yok mu sizin? Şu fotoğraf niye rahatsız eder seni? Bir başka arkadaşımız da yine aynı şekilde Serkan Tan Yıldızı. Orta Doğu bataklığının içine çekilmeye çalışılan canım ülkem Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görüntülerin normalleştirilmesini ve herhangi bir yasal işlem uygulanmamasını kabul etmiyorum. Kim peki bu Serkan? Kimdir? Hakikaten çok merak ediyorum. Neyi kabul ediyorsun? Veyahut da mesela senin kabul ettiklerini mi toplum kabul etmesi lazım? Senin kabul etmediklerini toplumda, ülkemizde kabul etmemesi mi gerekiyor? Orta Doğu bataklığı dediğin yer neresi? Şu adamın girin profiline bakın, 10 tane paylaşımından 8 tanesi Atatürk paylaşımıdır. Senin Atatürk'ün nerede görev yaptı? Ha?
Neredeydi o Atatürk'ün? Ortadoğu bataklığı cümlesini sen nereden öğrendin? Ne zamandan beri senin toprakların bataklık oldu? Kim öğretti sana bu cümleyi? Ortadoğu bataklığı. 100 yıl önce benim vilayetim olan, benim toprağım olan yere bugün bu ülkedeki bir kişi kalkıyor ve Ortadoğu bataklığı diyor. Ne coğrafya biliyorsunuz, ne tarih biliyorsunuz, ne insanlığınız kaldı, ne adamlığınız kaldı, ne merhametiniz kaldı. Nedir? Siyaset. Lan yerin dibine batsın siyasetiniz ya. O kirli ideolojiniz, o batıya köpek olan ruhunuz yerin dibine batsın. O senin Orta Doğu bataklığı dediğin topraklar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ben orayı ve etrafını bereketli kıldım dediği yerdir. Ama sen bütün dünyayı ve hayatı ve bu Anadolu'nun tarihini Amerika kaynaklarından, İngiliz kaynaklarından okuduğun için sen Orta Doğu'ya bataklık diyorsun. Ondan sonra da canım ülkemi Orta Doğu bataklığına çekmeye çalışıyor diye. Öyledir bu iş. Ama size şunu söyleyeyim. Bu millet ve bu ülke az önce bahsettiğim arkadaşlar gibi sırtına yapışmış olan kenelerden kurtulacak. Demek ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Bir bakıyorsun, üniversitede hatırlıyorum. Sonrasında bugün Kadıköy'de bir gidin, bir gezin. Birçok barı, kafeyi bir gezin. Gittiğiniz zaman Che Guevara'nın resimlerini görürsün duvarlarda. Devrimci, efendim kahraman, özgürlük savaşçısı. Değil mi? Her tarafta Che Guevara. Wow. Ona hayranlar. Onun posterini de asarlar. Eylemlerinde, yürüyüşlerinde onun büyük büyük afişlerini de yaparlar. Ama ne zaman bir Müslüman kahramanın resmini bu ülkede bir duvara astığın zaman birilerinin kuyruğuna basılmışçasına hemen ciyak ciyak bağırmaya başlıyorlar. Niye biliyor musunuz? Aslında mevzuyu kendileri de görüyorlar. Korkuyorlar. Bizim kahramanlarımızdan, imanlı askerlerimizden korkuyorlar. Hemen hareketler. Ankara'ya abi Amerika Birleşik Devletleri Devletlerinin Dışişleri Bakanı geliyor ve onun için de köprülere, üst geçite Ebu Ubeyde'nin resmini asıyor insanlar. Allah'ım, Ankara işgal edildi. Atatürk'ümün Çankaya'sının olduğu, işte Anıtkabir'imin olduğu Ankara. Ne hallere geldin Ankara? Ankara yobazlara te... Lan nasıl bir kafanız var sizin ya? Nasıl bir düşünceniz var? İslam'dan, Müslümanlardan, mücahitlerden niye bu kadar nefret ediyorsunuz? Ama hani derler ya, korkunun ecele faydası yok. Ebu Ubeyde şu anda dünyadaki bütün gençlerin gerçek kahramanı. Çalışmalar başladı. Stickerlar yapılıyor, afişler yapılıyor. Bugün bir baktım, Ebu Ubeyde'nin çizgi filmleri yapılmaya başlandı. Bizim çocuklarımızın hepsi Ebu Ubeyde'yi tanıyacaklar. Ebu Ubeyde'yi kendilerine rol model olarak alacaklar. İdol olarak alacaklar. Evlerinde, iş yerlerinde, çantalarında Ebu Ubeyde objeleri, stickerları ile gezecekler. Göreceksiniz. Bak, çizgi filmler oluşturulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde bunun belgeselleri hazırlanacak, oyun konsollarına işlenecek ve yıllardır dinden, imandan, ahlaktan, özgürlük kavramından, hürriyetten, bağımsızlıktan, Allah'a teslim olmaktan beri tutmaya çalıştıkları çocuklarının hepsinin kalbine dokunacağız. O batıdan öyle bir intikam alacağız ki doğurup, büyütüp belli bir yaşa kadar getirdikleri o sarı saçlı, o mavi gözlü çocuk çocuklarının hepsinin kalbini çalacağız. Onları Allah'la tanıştıracağız. Onları Allah'ın aslanlarıyla tanıştıracağız. Özgürlük kavramı ne demekmiş? Çünkü yıllardır o çocuklara özgürlük dediğin zaman ne kadar dekolte olursan, kıçını başını ne kadar açarsan, ne kadar sapıklık yaparsan, ne kadar böyle uca gidersen, ne kadar böyle hani şirazeden çıkarsan o kadar özgürsün dediler çocuklarımıza. Bizim çocuklarımız özgürlüğü İstediği gibi yiyip içmek, istediği gibi açılıp saçılmak, bütün fuhşiyatın içine girmek. Özgürlüğü böyle öğrettiler bizim çocuklarımıza. Bizim çocuklarımız özgürlüğü böyle zannediyordu. Ama şimdi Gazze'de 8 yaşında, 10 yaşındaki çocuğa diyorsun ki bu savaş bitsin mi, bombalar dursun mu? Kassam kazanacaksa bitsin diyor. Yoksa bitmesin. Çünkü biz özgürlük istiyoruz diyor. Biz kendi sokaklarımızda özgürce yürümek istiyoruz. Minarelerimizden özgürce ezanların okunmasını istiyoruz. Canımız istediği zaman Mescid-i Aksa'ya, Kubbetü Sahra'ya girmek istiyoruz. Özgürlük budur. Özgürlük büyüyebilme hayali kurmaktır. Onu öğretti bize Gazze'deki 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuklar. Sadece bize değil, bütün dünyaya öğretecekler bunu. Bundan korktukları için Ebu Ubeyde'nin posterini, fotoğrafını duvarlarda, miting meydanlarında, kürsülerde, sahnelerde gördükleri zaman kudurmuş köpek gibi havlıyorlar.
sıkıntıları bu yüzden. Onlar da görüyorlar. Onlar da mevzuyu anlıyorlar. Eğer bu Ebu Ubeyde'nin önünü kesmezsek, eğer bunu bu ülkede yasaklamazsak, eğer bu Ebu Ubeyde'nin itibarını zedelemezsek, algıyla bu Ebu Ubeyde'yi çökertemezsek, bizim önümüzdeki 20-30 yıla yön verecek olan gençler kendilerine Che Guevara'yı değil, Castro'yu değil, Spiderman'i, Batman'i değil, Ebu Ubeyde'yi örnek alacak. Onu biliyorlar. Korkuları bu yüzdendir ama yapacak bir şey yok. Korkunun ecele faydası yok. Allah nurunu tamamlayacak. Kur'an-ı Kerim'de ayetinde ayan beyan ortaya koydu onu. Ben nurumu tamamlayacağım diyor. Sen sadece gayret et. Sonuç ne olacak? Sonuç senin işin değil. Ne kadar sürecek olay? Kaç tane daha kadın ölecek, çocuk ölecek? Ne kadar daha bombalayacaklar? Bunlar bizim işimiz değil. Biz gayretle, biz tarafımızı belli edeceğiz. Elimizdeki imkan ne ise onu seferber edeceğiz. En ufak bir boşluk bırakmadan Gazze için, oradaki Müslümanlar için, oradaki Allah'ın aslanları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu aradan da bizim değerlerimize saldıran kim varsa onlara da anladığı dilden cevap vereceğiz. Ebu Ubeyde'yi niye savunuyoruz biliyor musun? Ebu Ubeyde kimle mücadele ediyor? Burayı da bir yakalamak lazım. Ebu Ubeyde, göstereyim size kimle mücadele ediyor. Bu fotoğraf İsrail sokaklarında İsrail gençlerine bastırılıp dağıtılıyor. Şu fotoğrafta ne var biliyor musunuz? Filistinli hamile bir kadın. Hedef noktasını kadının tam göbeğine, tam karnına işaretlemişler. Altına da ne yazıyor biliyor musun? Bir taşla iki kuş, bir kurşunla iki can. İşte Ebu Ubeyde'nin yeryüzünden silip atmaya çalıştığı bu caniler, bu vandallar, bu soykırımcılar, kendinden başkasına hayat hakkı tanımayan bu insafsız, merhametsiz, esfele safilinden daha aşağıya olan tipler. Ebu Ubeyde bunlarla mücadele ediyor. Onun için bu millet Ebu Ubeyde'yi öpüp başının üstüne koyuyor. Ama şu fotoğraftan rahatsız olmayanlar Ebu Ubeyde'nin fotoğrafından rahatsız oluyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Alışacaksınız.